HDP'den muhalefete Semra Güzel tepkisi, biat etmedik, etmeyeceğiz. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Birol, ben geleceği yönetmeye adayım diyenlere sesleniyoruz. HDP öyle iki silli, üç senaryo ve beş kumpas ile yok edeceğiniz bir siyasi aktör değildir. Mecliste dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel İstanbul'da gözaltına alınarak tutuklandı. Güzel'in gözaltı anlarına ait videosunun paylaşılmasına yönelik tepkiler sürüyor. HDP İstanbul İl Binası önünde Semra Güzel'in tutuklanmasına ve gözaltı sırasında saçının çekilmesi, kafasının eğilmeye çalışılmasını protesto edildi. Açıklamaya meclisi üyeleri, milletvekilleri Ali Kenanoğlu, Garo Paylan ve Musa Piroğlu ile İstanbul İl Eş Başkanları İlknur Birol ve Ferhat Encü'nün de olduğu çok sayıda partili katıldı. Burada konuşan İlknur Birol, Güzel'in tutuklanmasını bir dizi kumpas ve komplo olarak değerlendirdi. Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Semra Güzel'in haksız, hukuksuz ve açık bir kumpasla gözaltına alınıp tutuklanmasını protesto ediyoruz diyen Birol, HDP çok uzun zamandır politik etkisinin kırılması başta Kürt halkı olmak üzere halkların iradesi olarak Türkiye siyaset arenasında kapladığı alanın küçültülmesi, etkisizleştirilmesi ve halkın iradesinin kırılmasına yönelik bir dizi kumpas ve komplo ile karşı karşıya. Amacın ne olduğunu biliyoruz. Kadın milletvekillerimiz ve kadın temsilcilerimiz üzerine yönelen bu senaryonun arkasındaki planın ne olduğunu biliyoruz. Semra Güzel bir kadındır. Bir Kürt kadınıdır. Bir siyasetçidir. Semra Güzel bir hekimdir. Semra Güzel Kürt halkının iradesidir. Semra Güzel Diyarbakır halkının iradesidir ifadelerini kullandı. Külahlarını alıp önlerine koysunlar muhalefete seslenen bir oy. Şöyle devam etti. HDP'ye yönelik saldırılarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kadın milletvekillerimize ve diğer milletvekillerine yönelen saldırılarıyla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kim bilir hangi karanlık odalarda Hitler'in Göbels'ini kıskandıracak şekilde masa başından kurulmuş senaryo ile ülkenin gerçeğini es geçen planlarla daha çok saldırı alacağını biliyoruz. Kimse unutmasın. Halktan büyük güç yoktur. Ne diyor HDP? Ne diyor Semra Güzel? Savaş olmasın. Yoksulluk olmasın. Biz yoksulluk içinde inlerken bir avuç sermayenin hem cebini hem göbeğini şişirip bize yukarıdan şükredin diye bağırmasın diyor. Kadınlar yol ortasında şiddet kurbanı olmasın diyor. Kürdün onurlu erdemli bir halk olarak aynı topraklarda eşit ve özgür yaşamasını mümkündür, bu gerçekleşsin diyor. Bunda ne var? Siz iki dosyadan dokunulmazlık kaldırdınız ama Semra Güzel'i aldınız, hiçbir soruşturması olmayan dosyanın sorularını soruyorsunuz. Ne Semra Er boynunu ne de halk. Oyun belli. Bu toplum için hayırlı bir gelecek isteyen ister muhalif ister kendini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın şu hakikati bilsin. Şu ülkede bu eşitsizlikler son bulacak. Bu ülkede sokakta yürüyen her yurttaş başı dik alnı ak yürüyecek. Hamasi nutuklarla birilerini milli birilerini gayrimilli ilan eden bir takım kontra merkezlerinin senaryoları işlemeyecek. HDP size biat etmedi, etmeyecek. Bu kapının önünden HDP'nin iradesi olarak sesleniyoruz. Bütün ilgili kurum, kuruluş, yetkili. Bütün gelecekle ilgili ben geleceği yönetmeye adayım diyenler dahil olmak üzere, elini bu ülkenin geleceği için taşın altına koyan bütün ilgililere sesleniyoruz. HDP öyle iki silli, üç senaryo ve beş kumpas ile yok edeceğiniz bir siyasi aktör değildir. Geliyoruz. Herkes bilsin ki biz de gümbür gümbür geliyoruz. Yapılan bütün hesapları bozarak geliyoruz. Sokaktaki faşist hesapları da bozacağız. Bu iradeye boyun edilerek kendi yolunun önündeki taşları ayıpladığını sananlar bir kez daha akıllarını başlarına devşirsinler. Külahlarını alıp önlerine koysunlar. HDP mazlumların temsilcisidir. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise şöyle konuştu. HDP mazlumların temsilcisidir. Semra Güzel de mecliste bu özelliğiyle bulunan en çalışkan milletvekillerinden biridir. Semra Güzel bulunduğu komisyonlarda çalışmalarıyla milletvekilliğinin nasıl yapılması gerektiğinin hakkını teslim etmiş birisidir. Biz siyasetçilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimiz HDP'li olmanın tüm bilinciyle siyaset yapıyoruz. Mazlumların ve mağdurların temsilcisi olduklarını bilerek siyaset yaparlar. Bizi kendinizle karıştırmayın. Çünkü onlar sadece ceplerini doldurmak için sadece yandaşlarına bu ülkenin kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çekeriz derdiyle uğraşırken, tapeleri yayınlanıyor ve bir bir itiraf ediyorken, HDP'liler bu topraklarda gerçek kardeşlik hukukunun mücadelesini yürütüyor. Semra Güzel üzerinde oluşturulan bu kumpaslar kendi pisliklilerini kapatmak için oluşturulmuş bir senaryodur. Bu halk boyun eğmediği için bu halkın temsilcileri de boyun eğmedi. Halkın mücadelesini sürdürmeye devam edecektir.
Seçimlere az kaldı. Gidecekler. Bunun anahtarı HDP'de. Bütün var güçleriyle bertaraf etmeye çalışacaklar. Sizi hak ettiğiniz o çöplüğe biz göndereceğiz. Ayşe Acar Başaran, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Kadıköy'de yapılan eylemde bir kadın gazeteci polisin cinsel taciz saldırısına uğramıştır. Geçtiğimiz hafta tutuklu yakınlarının Mecidiyeköy Meydanı'nda yaptığı eylemde ise yine bir gazeteciye polis omzuyla vurmuş, ardından gazetecinin ona vurduğunu iddia etmiştir. ETA muhabiri Elif Bayburt, geçtiğimiz hafta da ESP'nin Taksim Cezayir toplantı salonundaki basın toplantısını izlemek için gittiğinde hakkında yakalama kararı olduğu bahanesiyle gözaltına alınmış, ifadesi alınarak hemen serbest bırakılması gerekirken 24 saatten fazla gözaltında tutulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Karaduman'ın talimatıyla ters kelepçe uygulanarak gözaltına alınan Bayburt, gözaltı aracında saatlerce bu şekilde bekletilmiştir. İddiaya göre Ayhan Karaduman, 1 Eylül eyleminde de HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Koray Türkaya işkence yaparak kaburgalarını kırmıştır dedi. HDP Milletvekili Acar Başaran, Fuat Oktay'a şu soruları yöneltti: Türkiye'de iktidara yakın olmayan gazetecilerin işlerini yapmaya çalıştıkları sahalarda polis şiddetine maruz bırakıldığından haberdar mısınız? 3 Eylül 2022 tarihinde tutuklu yakınlarının Kartal Meydanı'nda gerçekleştirdiği eylemde gözaltına alınan Etkin Haber Ajansı muhabiri Elif Bayburt'u ve Mezopotamya Ajansı muhabiri Doğan Kaynak'ı darbeden polisler kimlerdir? Bu polislerle ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Sadece bu hafta içinde Kartal'da, Kadıköy'de ve Mecidiyeköy'de yapılan eylemlerde gazetecileri darbeden ve cinsel şiddete maruz bırakan polisler kimlerdir? Bu polisler hakkında idari işlem başlatılmış mıdır? ETA muhabiri Elif Bayburt'un ifadeden sonra serbest bırakılması gerekirken 24 saat gözaltında tutulmasının gerekçesi nedir? Elif Bayburt'un ters kelepçeyle gözaltına alındığı ve saatlerce gözaltı aracında bekletildiği iddiaları doğru mudur? İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Karaduman'ın 1 Eylül eyleminde de HDP Kadıköy İlçe Eş Başkanı Koray Türkaya işkence yaparak kaburgalarını kırdığı iddiasından haberdar mısınız? Karaduman'ın şiddet suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Son bir yılda kaç basın emekçisi çalıştığı sırada polis şiddetine maruz bırakılmıştır? Bu şiddet suçlarının kaçından sonra soruşturma başlatılmıştır?